Peki, o zaman gelin tatil Budur'a. Bir önceki durak senin için. Evet. Orada da şey diyor musun şimdi? İyi ki bu koronada yakalanmadım tatil Budur'da koronaya diye. Yani doğrusu ya samimi cevap evet tabii çünkü turizm yani hani turizm çok geniş bir şapka bir defa. Turizm deyince tabii illa sadece işte oteller, 5 yıldızlı tesisler, tatil köyleri anlaşılmamalı. Haliyle onların çevresindeki bütün yeme, içme, hizmet sektörü de çok ciddi etkileniyor. Ama hani ilk anlaşılan kısmına odaklanırsak ki tatil budur için orası önemliydi yani. Orada tabii sıkıntı büyük. Çünkü yani öyle bir şey ki hiç hareket alanı kalmadı turizmde. Mesela Türkiye pazarı için söylüyorum. Türkiye turizm pazarı hem iç pazar hem de dış pazardan oluşuyor malum. Yani çok ciddi bir risk geliyor Türkiye'ye. Aynı zamanda içeride de önemli büyüklükte bir pazar var. Gelin görün ki şu anda hani herhangi birine ibreyi çevirmek de mümkün değil. Yani hani yurt dışında satış yok. Kimse hiçbir yere seyahat etmiyor. Dolayısıyla hani ben bu sene iç pazarda küçüldüm ama hani dış pazarı birazcık işte oraya yöneleyim diyemiyorsunuz falan. Yani hareket alanı çok sınırlandığı için büyük sıkıntı. Dolayısıyla hani sanıyorum evet zor bir dönemden geçiyorlardır. İnşallah şey olur yani umarım sezonun en azından bir kısmını normal bir rutinde değerlendirme imkanları olur. Çünkü turizm sektörü, Türkiye'nin turizm sektörü, yani tatil budurdan bağımsız söylüyorum, çok fazla finansman gerektiren bir yapıda. Yani yapısal olarak bütün kurgusu, oluşumu o şekilde. Hani şöyle özetlenebilir, bankaların tur operatörlerinin de otelleri finanse ettiği bir yapısı var. Ve bu yapı o kadar oturmuş, yerleşmiş bir şey ki yani hani bunun kırılması, herkesin kendi kendini bu saydığım oyuncuların, sektör oyuncularının kendi kendini finanse edebilmesi benim gördüğüm kadarıyla çok zor. Eğer yapılabilirse de çok vakit alacak bir şey bu dönüşüm yani sektörün dönüşümü. Dolayısıyla da hani kısa orta vadede bakıldığında finansman çok önemli bir şey. Tabii şu anda bütün satışlar durunca haliyle tahsilatlar durdu falan. Çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hem tesisler tarafında hem operatörler tarafında. Hakeza bankalar tarafında. Çünkü bankalar da operatörleri onladıkları için onlar da tabii belli bir süre sonra vermiş oldukları, yapmış oldukları plasmanları geri almak zorundalar. Hani hepsinde bu sene biraz zorluk vardır maalesef. Peki yani sence bir bu yapısal bir değişiklik yol açacak mı turizme bakış açısında? Yani şöyle söyleyeyim yani ne bileyim bir takım işte bu her şey dahiller var mesela. Hani yani para harcayan bir şekilde daha fazla katma değeri olan müşteriler değil daha çok işte o paketin içinde kalan müşterilere çektiği üzere bu tarz değişiklikler veya ne bileyim daha farklı turizm alanları daha belki bu 5 yıldızlılardan daha başka destination'a dönük veya işte bir takım bölgesel şeylere dönük atılımlar yapılabilir mi sence? Ya olabilir. Aslında şöyle hani yani butik tesislere yönelme daha böyle deneyim odaklı hani tesis değil de deneyim odaklı tatiller falan zaten hani son dönemde çok popülerleşiyordu doğrusu yani Covid'e kadar. Özellikle millennialların yani 1980 sonrası doğumlu olanların bir defa pek çok konuda alışkanlıkları bambaşka ve tatil bir istisna değil. Turizm bir istisna değil. Bu nesil uzun vadeli şeyleri çok sevmiyor, klasik kurumları çok sevmiyor, maddesel şeylerden ziyade deneyimsel şeyleri seviyor. Yani mesela bir aracı satın almak istemiyor, onun yerine kiralamayı tercih ediyor. Tatil dediğimiz zaman bir 5 yıldızlı tesise gidip işte hani denize girip güneşlenip yemek yemek onun için yeterli bir deneyim oluşturmuyor. Daha farklı şeyler var. Dolayısıyla da son dönemde daha böyle deneyim odaklı, daha lokal, daha yerel halkın arasına karışılan tatil modelleri zaten popülerleşiyordu. Bu trend devam edebilir ama Türkiye açısından bakıldığında yani o her şey dahiller vesaireler onların aslında underlying şeyleri yani sebepleri tabii karlılık yönetimleri. Yani sen özellikle hani Anadolu Grubu, Efes pazarlama tecrübelerinden benden çok daha iyi
bileceksindir ki bu şey bir dönüşüm, bir miktar karlılıkta taviz verebilmeyi bir süre gerektirebiliyor. Bence Türkiye'de şu anda turizm sektörünün karşı karşıya olduğu durum bu. Mesela bir tesisin her şey dahil hizmet veren bir tesis muhtemeldir ki karlılık arayışı nedeniyle bu modeli seçmiştir. Buradan mesela işte alakart hizmet verebileceği, daha hizmet standartını daha yükseltebileceği bir şeye evrilmesi o bir süreç. Ve bu Doğru. süreçte karlılık anlamında bir toleransının olmasını gerektiriyor. O yüzden hani bu yoksa bu tolerans o zaman baştan kaybedilmiş hani kısır döngü meşhur circle gibi oluyor. Çünkü çıkamıyorsunuz onun içinden. Türkiye'de çok fazla tesis var ve söylediğim gibi bunların çok azının kendi başına kendi kendini finanse etme becerisi var. O yüzden bu şey, bu dönüşümü başlatmak zor. O nedenle hani bana sorarsan hani 2 yılda gördüğüm tablodan pek yani Türkiye'de öyle çok çabuk bir şey kabuk değişim olabileceğini ben düşünmüyorum. Aslında Yani hani eğer tabii şey olmazsa hani bir takım destek programları vesaire vesaire başka destekler olmazsa. evet, bence de o anlamda bir ülke politikasına ihtiyaç var orada. Yani bir şekilde bir düzenleyici bir şeye, role ihtiyaç var bence de. Bu seninle de daha önce konuşuyorduk işte bir keresinde bu. Ben genel olarak aslında Türkiye'de bu kullanıcı deneyimi hala biraz geriden geliyor gibi geliyor veya tüketici beklentileri, talepleri gibi. İşte ne bileyim bir Twitter'da bir kere paylaşmıştım bir sizin tatil budurun o zamanki değil de başka bir şeyde işte bir ilan vermiş firma yani bu tarz bir şey platform işte balayı konsept ediyor bir tarafta bir tarafta da yine aynı ilan üzerinde iki çocuk ücretsiz yazıyor falan böyle hani işte bir kafa karışıklığı yani bir yandan balayı bir yandan iki çocukla hedefleniyor gibi bir şeyler veya işte şey bahsetmiştim hani yani niye ben girdiğim zaman bir işte Antalya otelleri, Belek otelleri bilmem ne görüyorum da şey görmüyorum yani ben işte 10-12 yaşlarında iki çocuk sahibi bir babayım ve işte atıyorum çocuklarım da mutlu olsun istiyorum ama kendim için de özel bir şey istiyorum ne bileyim işte bir deneyim istiyorum bir şey istiyorum gibi böyle hani psikografik bir şeyler yok hani her şey niye bu yok gibi gidiyor falan filan sonra sen anlatınca bu arka plandaki o zorlukları o yani finansal ne derler bağlantıları ve bir takım vested interestleri falan sonuçta şey muhtemelen hani büyük bir oranda birçok sektöre baktığın zaman herhalde böyle bir finansal veya oradaki yönetimsel şekil kültürün buna mani olduğunu belki düşünüyorum. Doğru mu? Yani niye hala yani bütün dünyada, Batı'da veya Amerika'da işte hani müşteri hakikaten ilk planda geliyor ve onun ihtiyaçları öncelik yani şeyin anlattığı gibi hani Steve Jobs'un anlattığı gibi yani biz reverse engineering yapıyoruz. Yani bir ürün yapıp onu satıyor değiliz. Bir şekilde ihtiyacı olan bir şeyden geriye doğru gelip onun altyapısının nasıl olması gerektiğine karar veriyoruz diye. Türkiye'de eksikliğini en çok hissettiğim şey bu. Yani her şey işletmenin kendi ihtiyacı ve kendi ne derler kapasitesi bağlamında üretiliyor, planlanıyor ve tüketiciye bir şekilde al bunu kullan, al bunu ye deniyor gibi bir şey. Yani böyle bir sen de bunu hissediyor musun bu derece hizmet sektöründe özellikle hani tüketicinin değil de şirketin kendi verebileceğini sunduğunu? Ya şöyle, evet bu tarz durumlar olabiliyor ama bir defa yani şunu söylemek lazım. Daha bugün yani Mete bir yerde hani bir takım CEO'ların ve globalden bahsediyorum Türkiye'den değil. Bu dönemde kullanıcıların ne istediğini bilmedikleri için ya da tüketicilerin yani şu anda kafalar çok karışık, hissiyatlar çok karışık, belirsizlik konuşmanın başında söylediğim gibi tavan yapmış durumda benzeri görünmemiş bir belirsizlik yaşıyor falan. Dolayısıyla insanlar ya da kullanıcılar, tüketiciler ne bildiklerini bilmedikleri için hani kullanıcıları bu dönemde dinlememek lazım diyen yani bu görüşten bir böyle bir CEO grubu oluşmuş mesela. Yani şöyle bu diyalektik bir konu bir defa onu söylemek lazım. Yani diyalektik derken çok tartışma farklı açılardan bakımda çok tartışma kaldırabilecek bir konu bence.
Şöyle ki, gerçekten inovasyon yapıyorsanız, hani o zaman kullanıcının henüz hayal etmediği, dolayısıyla dile getiremeyeceği veya bir davranış dönüştüremeyeceği bir şeyi kullanıcıya sunabiliyorsanız, gerçek bir inovasyon söz konusuysa, bu takdirde evet, o zaman kullanıcıyı çok dinlemeye gerek yok. Daha doğrusu, yani dinlemek mümkün değil. Çünkü konuştuğumuz üzere tanım gereği daha kullanıcının farkında olmadığı bir şey yapıyorsunuz. Mesela iPhone, yani Steve Jobs'ın yaptığı şey belki buna bir örnek olabilir. Gelin görün ki çok çok nadir bir durum. Yani burada tüme varım yapıp hani Steve Jobs dinlememişti. Dolayısıyla hani biz de şeyleri, kullanıcıları dinlemeyiz, tüketicileri dinlemeyiz demek bence çok fazla bir tüme varım. Yani benim kendi görüşüm olur. Diğer bir ifadeyle kullanıcıları ya da tüketicileri dinlemek gerekir. Bir de buradan şey çıkmamalı. Bu da böyle lafzı gereği bu tabir şey gibi anlaşılabiliyor. Yani tüketiciler hep konuşur. Yani ne istediğini söyler. Bu böyle değil. Tam tersi. Kullanıcılar çok nadiren, yine sen benden çok daha iyi biliyorsundur ama yani çok nadiren ne istediğini söyler. Kimi zaman ne istediğini tam ifade edemediği için, çoğu zaman da buna üşendiği için veya gerekli görmediği için veya zamanı olmadığı için. Dolayısıyla kullanıcı dinlemek demek illa hani ağzından çıkanları dinlemek demek değildir. Ne yaptığına bakmak lazım. Yani kullanıcı bence daha ziyade öyle konuşur. Yani bir davranış sergiler ve onu sergilediğinde çok geç olabilir. Yani mesela siz harika bir iş yaptığınızı düşünüyorsunuzdur. Kullanıcı hiçbir şey söylemiyordur. Ama hani sizin yanınıza daha iyisini yapan bir oyuncu gelir. Kullanıcı bir kere oraya gider. Bir daha da geri çeviremezsiniz. Yani bu olabilecek bir senaryo. Dolayısıyla benim genel kanaatim, çok istisnai durumlar hariç, tüketiciyi dinlemek. Yani bugünkü dünyada işte içinden geçtiğimiz dönemde maksimum değişimlerden biri oluyor herhalde. Böyle bir süre zarfında. Yani o kadar değişik bir dönem ki, mesela Amerika'da bugün gene dinlediğim bir konuşmada şundan bahsediyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen bir resesyon bekliyor. Yani resesyonun zaten başladığı şu anda artık tartışılmıyor. Büyüklüğü tartışılıyor ve hani çok ciddi bir şey, resesyondan bahsediyor. Yani bu hakikaten çok büyük bir değişim. Daha şu anda birçok insan şokta olduğu için ne yaşandığının farkında değil. Ama ben bu ortamda bile kullanıcının hayatına çok yakından bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani insanların adaptasyon kabiliyeti var. Türkiye'de bence dünyanın geneline göre daha yüksek bir adaptasyon kabiliyeti var. Çok hızlı pozisyon alabiliyor Türk milleti her türlü konuda bence. Dolayısıyla bir an önce o davranışlardaki değişimleri, bir şey sürdürmesini beklemeden fark etmeye çalışmak lazım. Herkes için onun daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Buradan güzel bir geçiş yapacağız senin son şu anda uğraştığın işlere. Yani açıkçası aslında şeye katılıyorum. Yani Türklerin adaptasyon gücünün bir şekilde, her ne kadar biz de belirsizliği sevmesek de, herkes kadar sevmesek de, bir şekilde o kaosla, daha çok sürekli bir kaos içinde yaşadığımız için buna belki adaptasyon daha iyi. Yani aslında bu değişime direnenler de biraz aslında bu büyükler oluyor. İşte mesela daha dün Türk Telekom'dan aradılar. İşte taahhüdün bitiyormuş. Evdeki sabit telefon hattını tutuyoruz çünkü bir şekilde işte hani bir doğal afet durumunda bilmem ne falan landline o çalışır diye. Gerçi o landline olması da kalktı galiba. Onu da galiba şeye bağladı. İnternet bağladılar. Ya adam şey diyor işte direkt şeyini anlatıyor zaten. Hani offer'ını anlatıyor. Ve en sonunda işte 1000 dakika bana fazladan verecekmiş ve işte onaylıyor musunuz diyor. Hani direkt lafı getiriyor. Hani geçireyim sizi. Dedim ki ya bir dakika. Sizin bir benim kullanımımı görüyor musunuz orada? Evet görüyorum, görüntüleyebiliyorum. Ne kadar kullanmışım son bir senede, yani aylık ortalama? 20 dakika diyor. Şimdi ben zaten 20 dakika en fazla kullanıyormuşum. 300 dakikalık paketim varmış. Onu 1000 dakika daha bana satmaya çalışıyor. Yani şimdi veya yani telekom böyle de şey çok farklı mı? Bankalar çok farklı mı yani? Mesela bir gün bile 1 lira bir kredi kullanmamışım. Bana her gün işte şu kredi al, bu kredi al falan diyor. Yani bu biraz da aslında yine büyüklerin dönüşememe, büyüklerin bir şekilde kendi rutinlerinden çıkamama şeyi olarak görüyorum. Bu anlamda da yani işte zaten bu startuplar falan bir şekilde
bu boşlukları dolduruyorlar. Bir işte biri çıkıyor, Empara diye bir şey çıkıyor, bir anda diğer bankaların hani yapamadıkları işleri yapıyor veya öyle tatmin sağlıyor. Siz de şimdi yeni bir girişiminiz var. Ondan bahsetmek lazım. O da çok ilginç bir şey. Hem işin içinde şey var, bu nudge, dürtme işi var. Ve ekonomi var ve aynı zamanda yapay zeka var. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ya şöyle biz yani şöyle bir saptamamız var. Önce onu söyleyeyim. Görüyoruz ki insanlar kendi başlarına tasarruf yapmakta veya harcamalarını doğru bir şekilde yönetmekte zorlanıyorlar. Her ikisi de. Tek başına yapılması güç şeyler. Çünkü ikisi de bir davranış değişikliği gerektiriyor. Yani siz bugün harcamalarınızı kontrol altına almak isterseniz, doğru bir bütçe dağılımı yapmak isterseniz, kişisel bütçe veya aile bütçesi, doğru alokasyonlar yapmak isterseniz, bunu tek başınıza yapmanız pek çok açıdan zor oluyor. Bazen finansal okuryazarlık yetmiyor. Yani genel toplumun genelinden bahsediyorum tabii. Bazen motivasyonunuz yerinde olmayabiliyor. Bazen yeterince dürtülmüyorsunuz falan. Dolayısıyla yani biz önce bunu böyle bir şeyi gördük, ihtiyacı gördük, öyle söyleyeyim. Ondan sonra da aslında dedik ki o zaman biz bireylere kendi kişisel finansal yönetimlerini yapma konusunda yardımcı olabilir miyiz? Aslında fikir buradan çıktı. Sonra da gerçekten hani bunu uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde yapmamız için kişinin işte bir aylık bütçesini iyi yönetmesini sağlamak değil de tamamen bir davranış geliştirerek aslında sürdürülebilir bir şekilde finansal hayatını iyileştirmesine odaklandık. Dolayısıyla yakında inşallah uygulama çıkacak. Şeyi bu, tamamen fokusu bu. Davranış değişikliği sayesinde daha iyi finansal dünyalar oluşturmak kişiler için. Yani şey hani nasıl olacak bu davranış değişikliği? Aslında bu da belki de genel bir sohbet konusu olabilir. Sonuçta insanın davranışını modelleyen pek çok şey var. Ekol var dünyada. Bunlardan bir tanesi B.J. Fogg diye Amerikalı bir birinin modeli. Aslında diyor ki yani bir insanın herhangi bir davranışı üç şeyin fonksiyonudur. Bunlardan bir tanesi motivasyon, bir diğeri kabiliyet ya da yetkinlik. Bir diğeri de dürtülmesi. Yani analoji yapmak daha çabuk anlaşılır. İşte mesela spor yapma konusu. Yani herkes aslında spor yapması gerektiğini, bunun faydalarını biliyor. Ama bilmiyorum ki sürdürülebilir bir şekilde yapmak zor. Ama yanınıza bir arkadaş olduğunda veya bir koçla çalışmaya başladığınızda o zaman hani bir herhangi bir yetkinlik eksiğiniz varsa mesela bir hareketi nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız nasıl beslenmeniz gerektiğini bilmiyorsanız bu şeyler bilgi eksikleri veya yetkinlik eksikleri tamamlanmış oluyor. Motivasyonun sorun işte koç sürekli hani size hadi dediğinde bir motivasyon unsuru sağlanmış olabiliyor. Sonra da işte her sabah gelip zilinize basması veya araması da o dürtü dediğimiz nudge. Bu üçü bir araya geldiğinde herhangi bir insan herhangi bir konuda istenilen davranışı sergiliyor. Ondan sonra da aslında olması gereken bunun devam ettirilmesi, yani bir davranışa dönüşmesi. Buna fokus oluyoruz. Yani bütün bir sonuçta kullanıcılarımızla inşallah diyaloglar halinde bunları yapacağız. Bir takım programlar olacak. Kapalı uçlu diyaloglardan oluşan programlar. Hepsinin amacı bir davranış değişikliğine gitmek, götürmek kullanıcıyı ve altında yatan modelde bu BJ Fogg'un davranış değişikliği modeli. Ha tabii ki enstrümanlar var. İşte bütçe, kişisel bütçe veya aile bütçesi yapılabilecek bir uygulama üzerinden basit bir şekilde. Kullanıcılar borçlarını takip edebilecekler çeşitli para birimlerinden. Birikimi takip edebilecekler. Altın, adetsel olarak altın dahil olmak üzere yani çeyrek altın, yarım altın falan bir Türkiye pazarı tasarlanmış bir biçimde. Şey bu, ürün inşallah böyle bir şey olacak yani. Çok enteresan. Yani ben açıkçası hakikaten insanın geleceği anlamında da şeye çok yapay zekaya çok pozitif bakanlardan biriyim. Yani bu işte iyi anlamda kullanıldığı zaman hakikaten insanın kendi bilişsel sapmalarını, egosunu, şunsunu, busunu bertaraf eden bir şey yani işte bu
Birçok bunun örneği var. İşte bu IBM'in Dr. Watson'ı veya Watson galiba işte yaptığı onun teşhisleri şurada burada yaptığı şeyler var. Doğru tespitler var. Aynı zamanda bu işte Thaler'in de meşhur bu işte Nudge kitabında da anlattığı hani bir sürü şey anlamında hem tasarruf anlamında hem sağlık anlamında birçok yine örnek var bunun doğru yaptığı. Hani hakikaten insanoğlu bence kaderini biraz da buraya buradan alacağı bir desteğe bağlamazsa kendi kuyusunu kazmaya devam edecek gibi geliyor. Yani bir miktar orada bir yönlendiriciliğe bir şeye ihtiyaç var kesinlikle. Yapay zekanın desteğine ihtiyaç var. Temel yaşam fonksiyonlarında bile. Çünkü ortadaki karmaşıklık insanoğlunun baş edeceği seviyeyi çoktan geçmiş vaziyette. Yani biz baktığın zaman işte 150 kişilik Homo sapiens yani 150 kişilik şeylerde tribe'larda yaşamaya alışmışken oradaki komplikasyon belli. Şimdi bu kadar birbirine iç içe geçmiş bir dünyada bu kadar distraction'la bir şekilde biz işimizi götüremiyoruz. Yani mutlaka bir desteğe ihtiyacımız oluyor. Bunda akıllı bir destek olması lazım. Yani biz de mesela işte üniversitede arkadaşlar çalışmak için bir araya gelirdik 4 kişi. Sınava işte hadi ya önden bir iki king atalım falan sonra gece bir olur birden sonra sızarız kalırız ders çalışamayız öyle bir yapay zeka değil daha akıllı bir yapay zeka ile bir şekilde şey yapmak lazım insanoğluna bir destek lazım diye düşünüyorum hakikaten evet aynen ya bir de şey tabii para konuları falan baktığınızda kültürden kültüre çok değişen konular mesela Türkiye'de para konuşmak biraz şeydir yani ne bileyim ben para yani çocukluğumuza dönelim mesela. Bir defa para kirlidir. Yani çok durdurmak istenmez çocukken. Parayla oynanmaz. Parayla oynanınca işte el yıkanır. Kimse kimseye aldığı ücreti söylemez. Genel olarak hani Türk aile yapısında doğru yanlış diye kesinlikle etiketlemeden söylüyorum ama hani genelde şey yani eşin, kocanın çalıştığı işte eşinin, hanımının ev hanımı olarak yaşadığı bir düzeni düşünürsek aile şeyinin reisinin diyelim babanın ya da eşinin bütçeyi yönetmesi gerekir ama bunu mesela eşiyle çok detaylıyla paylaşmaz. Yani onun kendine göre bir dünyası vardır. Eşiyle dostuyla yani kendi arkadaşlarıyla paylaşır ama kendi eşiyle çok paylaşmaz mesela. Yani bu çok kültürel bir konu ama kesinlikle. Dolayısıyla da yani bu manada da genelde tek başına sırtlanılan bir şey olduğu için birisiyle bir yani üçüncü yani kişiyi rahatsız etmeyecek bir tarafla paylaşılabilmesi zaten kendi içinde büyük bir değer. Yani biz bunu kullanıcılarımızla yaptığımız sohbetlerde görüyoruz. Sadece bize ekonomik durumlarını anlattıklarında bile anormal rahatlıyorlar ve ben tahmin ediyorum bir kısmı bunu eşine anlatmıyor yani bu detay. Evet. Hani hem onlar var hem senin demin söylediğin gibi yani tabii bir sürü konuda çok disruptive böyle tamamen temelden sarsıcı, dönüştürücü şeyler yaşanıyor. Bu konu mesela bu finansal, kişisel finansal yönetim aslında çatı olarak, finansal olarak iyi olma hali. Yani iyilik, well-being diye bir trendin bir öğesi. Şu anda dünyada en çok aslında ilgi gören trendlerden bir tanesi bu şey, well-being konusu. Bunun alt başlığı var. İşte iyi uyuma, well-being'in bir öğesi. Bununla ilgili bir uygulamalar çıkıyor falan filan. Evet, psikolojik tarafı var. Ve tabii finansal tarafı var. Ayrıca fiziksel tarafı var. Yani spor yapma, egzersiz vesaire, sağlık. Finansal tarafı da şöyle önemli. Yani yapılan araştırmalara da tabii bir sürü araştırma da okuyoruz. Mesela bir tanesi şunu söylüyor. Genelde bir kurumun çalışanları hani günün belli bir bölümünü kendi kişisel finansal sorunlarını düşünerek geçiyorlar. Dolayısıyla eskiden hani absenteeism diye bir kavram vardı yani iş yerinde fiziksel olarak varlık yani ne kadar yoksun hani bunu azaltmak kişileri masa başında tutabilmek bir şeydi bir metrikti önemli bir metrikti. Şimdi mesela presenteeism'e gelmiş çünkü kişi o okey hani absent değil yok değil ama hani zihni orada mı meselesi. Mesela yeni metrik bu. Şimdi bunu ölçmeye çalışıyor kurumlar ve bu konuda araştırma yaparken görüyorlar ki gerçekten finansal konular çok fazla şey oluyor. Kişinin günlük zamanını alıyor ve insanın mutluluğuyla toplam iyi olma haliyle nasıl hissettiğiyle anormal ilişkili. Dolayısıyla biz
Yani ben işte ortağımın bu fikrini dinlediğimde hani ilk genelde zaten işlere bu açıdan bakmaya gayret ediyorum. Yani kendi iç dünyamda, manevi dünyamda. Hani bir insana faydası var mı? Popüler tabiriyle bir insanın hayatına dokunma imkanı var mı? Birse ne güzel. Hani 100 bin, 10 binse harika. Ve bunun öyle bir şey olabilir diye düşündük. Gerçekten insanlara yardım edebilirsek aynı bütçelerle biraz daha iyi hissedebilirlerse kendilerini harika olur dedik. Aslında oradan çıktı. Yani dönüşüm konusunda da son bir şey söyleyeyim. Çok uzattım bu konuyu ama Yok, mesela sorun. Robin Hood diye bir şey, yani ne tür dönüşümler yaşandığını örneklemek açısından dünyada güzel bence. Robin Hood aslında şunu yapıyor. Yani komisyonsuz hisse senedi takası diyelim ya da işlemi yapan, yaptırtan kullanıcılarından bir uygulama. Eskiden böyle bir şey yoktu dünyada. Yani siz herhangi bir aracı kurma, bir işlem ücreti ödemeden herhangi bir hisse senedi yapamazsınız. Dolayısıyla bunun mesela çıkışı da tabii çok sancılı oldu. Çünkü Amerika'da yer yerinden oynadı yani. Aracı kurdular, çok direndiler falan. Ama bir şekilde Robinhood bunu yaptı ve şu anda hani Amerika'daki bütün aracı kurumlar, yani ben birkaç tane makale okudum, hani tekrar yarıya indirdiler ücretleri, tekrar yarıya indirdiler diye. Bilmiyorum, herhalde ya yani bir süre sonra bir şey olmazsa yani başka bir zıplama belki de aracı kurumlar ortadan kalkacak yani. Tabii. Robinhood gibi şeyler. Dolayısıyla mesela bir evre kapanacak belki de tarihte. Tabii. Bunun bir benzeri dijital bankacılıkta yaşanıyor şu anda. Yani özellikle milenyalıların söylediğim gibi klasik kurumlara antipatisi var. Bunun başında da bankalar gibi. Tabii. Yani dijital bankalar, cep telefonun içindeki uygulamalar ki şimdi dijital parayı da destekleniyor yani. Aynen. O yüzden hani böyle dönüşümler oluyor dünyada. Onun için şey, yani yapay zeka demiştin tabii, son bir tane orada çok daha rahatlıysam eğer. Yani yapay Yok zeka yok. kullanıyoruz ama yapay zeka şöyle, hani sanıldığı kadar ilerlemiş durumda değil. Önce onu söylemek lazım. Benim gördüğüm naçizane. Biz daha ziyade NLP, yani doğal dil işleme kısmında kullanıyoruz yapay zekayı. Bu da aslında basit anlatımıyla şu oluyor. Siz bir tapaç hatası yaptığınızda bir robotun ya da bir algoritmanın onu anlayabilmesi, yani bir harfi eksik yazdığınızda veya cümleyi devrik kurduğunuzda bunu yeniden düzeltip anlamlı bir hale getirmesine işte doğal dil işleme deniyor. Bu konuda Türkçe'de tabii şey yok, global destek veren çok fazla çözüm yok, hatta hiç yok. Ama lokal oyuncu Türkçe üzerinde güzel yerlere gelmiş durumdalar. Biz de bir tanesini iş ortağı edindik, onunla çalışıyoruz. Ama dünyanın geneline baktığımızda tabii şey, yani Google gibi, Amazon gibi, işte Microsoft gibi hepsinin şeyleri var. Diyalog yöneten çok gelişmiş yapay zekaları var. Evet, yani Türkiye'nin de kendine has bir şey, bu zorluğu belki baktığın zaman öyle bir desentegre bir durumda, yani dil yüzünden baktığın zaman. Ama yani şeye de ben de katılıyorum, yani bu aynen dediğin gibi özellikle global anlamda bu iş modelleri bir şekilde eski iş modelleri tehlike altında, çünkü tehdit altında, çünkü işte dediğim gibi Uber de aynı şekilde çıkıyor ve hani orada bir sistemi, bir kas sistemini veya oradaki belli bir içinde rant olan bir sistemi bir şekilde destroy edebiliyor. Yani bir yere kadar onu işte koruyabilirsin, ama onun dışında sonunda gelip geleceği yer hakikaten ya zaten baktığın zaman bu işte komisyonlar, işte aracılıklar, şunlar bunlar, buradaki bu ekstradan, bu premiumlar alınan şeyler bir ihtirasın sonucu aslında. Yani bunlar hakikaten hiçbir şey, başka birkaç kişi dışında sistemdeki insanların işine yarayan bir şey değil. Bunlar bir şekilde şey olması lazım, hakikaten aradan çıkması lazım. Yani işte bu yine hep söylenilen, işte dünyadaki 28 şeyin, ailenin 3,5 milyar insanın geliriyle aynı şeye sahip olması falan filan gibi şeylerin, bu anomalilerin bir şekilde bu tarz, yani işte bu evrensel gelir falan filan deniyor. Evrensel gelirin de dağıtılma yöntemleri bence işte bir takım utility'lerin artık bedava seviyesine gelecek kadar ucuzlaması. Yani bu tarz aradaki işte bu şeylerin dalıncı keseri gibi kendine yontmaların bir şekilde aradan çıkması, azalması lazım. Ancak bu şekilde Yani bir
şey olabilir, fair bir distribution olabilir diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin Mete. Yani tam son phrase'in, yani işte gene herhalde yani çok da duyuyorsunuzdur, duyuyordur herkes. Yani demokratikleşme diye işte bu kavram da çok hani kullanılıyor son dönemde. Aslında her şeyin demokratikleşmesini istiyor. Özellikle benim bahsettiğim millennial'lar tam da söylediğim tanıma giriyor. Yani bu bir takım tekerlerin elindeki her şey, başta para olmak üzere, yani bizim şu an kağıt para olmak üzere, dünya geneli için söylüyorum. Yani mesela Bitcoin'in ya da dijital paraların yapmaya çalıştığı şey de aslında paranın tekelleşmesinin rehabilite olması ya da demokratikleşmesi. Aynı şey bankalar için de geçerli. Yani finansla ilgili her türlü işlemin demokratikleşmesi isteniyor. İşte hisse senedi ticaretinin demokratikleşmesi isteniyor ve bunlar oluyor. Yani hani hızla oluyor. Yani sanırım şey, bizim çocuklarımız fena bayağı demokratik bir ortamda bu manada yaşıyor olacaklar herhalde, siyasi anlamda söylemiyorum da. İnşallah. O zaman şöyle yavaş yavaş kapatalım. Ondan da bahsetmiştik öncesinde seninle. Bugün olsa farklı yaparım dediğin ne var geçmişte şeylerinden? İnsanlar bir başarısızlık hikayesi şeyi dinlemek istiyorlar bunu. Genelde podcast'ten de dinliyorum, duyuyorum, şey yapıyorum. Burada bir yani tabii şey gibi düşünmemek lazım. Bunu insanlar hem bir orada katartik bir şey yaşıyorlar. Yani işte bu kadar iyi insanlar da, bu başarılı insanlar da hata yapabiliyorlar gibi bir şey de olabilir. Ama işin şu tarafına da ben hakikaten çok önem veriyorum. Hani hata yapmadan iş yapılmıyor zaten. Hani hata önemli olan hatadan öğrenmek. Hata da dememek lazım. Her şey hata değil. Yani daha iyi yapmak da, iyi olan bir şeyi daha iyi yapmak da olabilir. Senin verebileceğin böyle bir tavsiye dinleyicilerimize ne olabilir? Estağfurullah. Ya şöyle, küçük ölçekli sayısız, ya yani büyük de mutlaka vardır. Hani sayısız hatan var tabii ki. Küçük büyük de ayırmamız sebebi şu: büyük konularda beni rahatlatan bir tane şey var, bir bakış açısı var. O da şu: mesela bir yerde bir karar, bir iki tane iş var önünüzde, birine yöneliyorsunuz. Sonra mesela aradan 10 yıl geçiyor, geliyor dönüp bakıyorsunuz, işte o seçmediğiniz iş çok daha büyümüş olabilir. Diyelim kariyerden bir örnek konuşalım mesela. Çok ölçeklenmiş olabiliyor, harika fırsatlar getirmiş olabiliyor. Seçtiğiniz yol o kadar iyi gitmemiş olabiliyor. Burada sizin farklı rolünüz olabilir, olmayabilir falan. Ama hani ben bu tarz büyük main, yani ana dönüşüm noktaları için hayatın şöyle düşünmeyi tercih ediyorum. Hiçbir zaman öbür yolun, yola girseydiniz şu anda ne olacağını bilmiyorsunuz. Çünkü o yol siz yürünmüşken harika görünüyor. Yani harika olmuş ama hani siz o yola girseydiniz öyle olur muydu yine? Veya sizin için aynı şey olur muydu? Bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla insanın yere dönüp baktığında ya keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım dediği her senaryo aslında sonuçta bilinmesi imkansız olan şeyler. Çünkü o yolu o dönemde karar alıp yürümemişsiniz. Dolayısıyla yürüseydiniz ne olurdu bilmenize imkan yok. Sadece bugün oturduğunuz yerden baktığınızda bir şey görüyorsunuz, ona imreniyorsunuz. O bakımdan hani böyle büyük kararlarında çok şey im yok, yani hata var yok meselesi değil bu. Çok keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım demiyorum. Sebebi de bu. Ama hani daha günlük konularda sayısız hatam oldu tabii ki. Mühim olan işte şey dip toplamın pozitif olması, yani hani orada aynen bir de kurabiliyorsanız gerisi okey, yani hata yapmayan pek yok zaten. Evet. Şeyin, Steve Jobs'un da yine galiba lafı bu. Yani noktaları geriye doğru ancak birleştirebilirsiniz. Hani ileri dönük bir şey yapmanız o anlamda mümkün değil. Hakikaten olup bittikten sonra bir şeyleri değerlendiriyorsun bir yandan da. Önemli olan da orada dediğin gibi öğretmeni cebine koyup devam etmek, yani bir şekilde üstüne koymak. Aynen. Peki senin söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok Mete'cim, valla tekrar teşekkürler, yani şey katılan herkese, dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bu fırsat için sana teşekkürler. Umarım şey olur, güzel bir şekilde. Bence güzel, bence gayet güzel mesajlar verdin. Gayet içeriden, yani insider, çok güzel şey bilgiler oldu bir anlamda. Benim açımdan da çok aydınlatıcı oldu. Eminim dinleyenler de o şekilde düşünürler. Çok teşekkürler tekrar.
Canlı da bir defa görüşmek üzere inşallah. Yaparız inşallah. Evet. Herkese sağlık. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.